arkadaşlar, leblebiye hoş geldiniz. Çözünürlük dengesinin, kimya dersinde çözünürlük dengesinin 3. kısmındayız arkadaşlar. Çözünürlüğe sıcaklık etkisi ve çözünme entalpisi başlığımız arkadaşlar. Buna bakacağız şimdi. Saf katıların, saf sudaki çözünürlüğü, sıvıların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça genellikle artar. Şimdi saf katıların saf sudaki çözünürlüğü arkadaşlar, sıvıların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça genellikle artar. Peki gazlar için durum böyle mi arkadaşlar? Gazların çözünürlüğü ise sıcaklık arttıkça azalır. Bakın saf katılarda, yine sıvılarda çözünürlük sıcaklık arttıkça artarken gazlarda çözünürlük sıcaklık arttıkça azalır. Çözünürlük sıcaklığa bağlıdır. Çözünme tepkimelerinde sıcaklık artışının çözünürlüğe etkisi Le Chatelier ilkesiyle açıklanıyor. Endotermik çözünmelerde sıcaklık artırılırsa katının çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı değeri de artar. Şimdi şurada bir endotermik tepkime görüyoruz. Endotermik tepkime neydi arkadaşlar? Isı alan tepkimeydi. Isı alan tepkimelerde sıcaklığı arttırdığımızda katının çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı değeri de artıyor. Şimdi AB katısı ısı alıyor dışarıdan. A katyonuna ve B anyonuna dönüşüyor arkadaşlar. Sıcaklık artışı ile tepkimeye ait KCC değeri de artar. Çözünürlük değeri de artmış oluyor yani. Çözünme denklemi nasıl olur arkadaşlar? Çözünme denklemi de yine şurada bir tepkime denklemini görüyoruz. A, B katı halde A artı artı ısı. Şimdi bu da neye ait çözünme denklemi arkadaşlar? Endotermik mi, eksotermik mi tepkime? Bu da eksotermik diyeyim. Eksotermik şöyle yazayım. Biraz önceki endotermik tepkimeydi, ısı alandı. Bu da eksotermik tepkime, ısı veren arkadaşlar. Şeklinde olan eksotermik çözünmelerde sıcaklık arttırılırsa AB katısının çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı değeri küçülür. Burada da arkadaşlar eksotermik tepkimelerde, ısı veren tepkimelerde de sıcaklığı arttırdığımızda AB katısının çözünürlüğü ve çözünürlük çarpımı değeri küçülmüş oluyor. Çözünme entalpisine bakıyoruz arkadaşlar. Bir madde saf bir çözücüde çözünürken ölçülebilir ısı değişimi meydana gelir. Şimdi hangi madde olursa olsun arkadaşlar, bir çözücüde çözünüyorsa orada bir ısı değişimi vardır. Ölçülebilir bir ısı değişimi meydana gelir. Sabit basınçta bu ısı değişimine çözünme entalpisi diyoruz. İşte gerçekleşen bu ısı değişimine çözünme entalpisi diyoruz. Çözünme entalpisi delta H çözelti ile şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Delta H çözelti ile gösterilir. Delta H çözelti endotermik işlemlerde pozitif, eksotermik işlemlerde de negatif değer alır arkadaşlar. Önceden de gördüğümüz gibi bu delta H çözelti çözünme entalpisi eğer endotermikse tepkime pozitif değerli kalıyor. Eksotermikse tepkime negatif değerli kalıyor. Şu tepkime için mesela delta H yazmış olsaydık eksotermik olduğu için arkadaşlar negatif bir değerli kalması gerekirdi. Endotermik tepkimelerde de mesela delta H negatif, endotermik tepkimelerde de delta H pozitif bir değerli kalmış olacak. Çözünürlüğe ortak iyon etkisine bakıyoruz. Suda az çözünen katılar, kendileriyle ortak iyon taşıyan maddelerin çözeltilerinde saf sudakine göre daha az çözünürler. Bakın arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Suda az çözünen katılar, kendileriyle ortak iyon taşıyan maddelerin çözeltilerinde saf sudakine göre daha az iyonlaşırlar. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Ortak iyon etkisi diyoruz. Bununla alakalı bir sorumuz var. Sorumuza bakacağız arkadaşlar. Genelde böyle geliyor. Bu tarz geliyor sorular. Şimdi sorumuz neymiş? Okuyoruz. Nikel hidroksitin 0,1 molarlık nikel nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü 10^-8 molardır. Buna göre iki tane arkadaşlar sorumuz. Nikel hidroksitin aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımı kaçtır? Bu A'ydı. B'de arkadaşlar diğer sorumuzda nikel hidroksitin aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir arkadaşlar? Şimdi nikel hidroksitin önce çözünürlük çarpımını bulalım. Çözünürlük çarpımını bulmadan önce arkadaşlar nikel hidroksitin çözünme denklemini yazalım arkadaşlar. Şu şekilde nikel 2 artı
aqua diyoruz arkadaşlar sıvının içinde. Artı 2 OH eksi, buna da aynı şekilde aqua diyoruz. Evet, bu nikel hidroksitin arkadaşlar nikel nitrat içerisindeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 8 molarmış. Yani buradaki çözünürlük 10 üzeri eksi 8 molar tepkimeye girenler tarafında. Burada da arkadaşlar oluşan nikel katyonuna baktığımızda 10 üzeri eksi 8 molar olur. Hidroksite baktığımızda arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar olur. Şimdi bir de nikel nitratın arkadaşlar çözünürlük denklemini yazalım. Nikel nitrat NiNO3 2 katı halde nikel 2 artı 2 nitrat eksi, bunlar da yine aqua şeklinde. Burada da arkadaşlar nikel nitratın molaritesi verilmiş bize soruda. Ne kadarmış nikel nitratın molaritesi? 0,1 molar. 0,1 molar arkadaşlar tepkimeye girenler tarafında. Oluşan ürünler tarafında da nikel 0,1 molar artı 0,1 molar. Nitrat da arkadaşlar 2 çarpı 0,1 molar. Başına artı koyalım. Şimdi burada KCC denklemini yazarsak nikel hidroksite ait KCC denklemini yazalım arkadaşlar. KCC eşittir nikelin derişimi çarpı hidroksitin derişimi, üzerine üs olarak kaç yazıyoruz arkadaşlar? 2 yazıyoruz üzerine üs olarak. Şimdi buradan da tekrar yola çıkarak, şu verilen molaritelerden yola çıkarak arkadaşlar KCC eşittir. Nikel için ne yazıyoruz? Nikel nerelerde var bir bakalım. Bir şurada var nikel 10 üzeri eksi 8 molar. Bir de arkadaşlar nikel nitrat da var. Bir nikel hidroksitin içinde var. Bir de nikel nitratın içerisinde var. Nikel yerine o zaman şöyle yazıyoruz. 0,1 molar artı arkadaşlar. Bir de şurada 10 üzeri eksi 8 molar diyoruz burada. Çarpı. Hidroksite bakıyoruz arkadaşlar. Hidroksit de 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar. Hemen onu da yazalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar. Bunun neyini alacağız arkadaşlar? Karesini alacağız. Burada biraz şey oldu. Tekrar böyle büyük bir şekilde tekrar yazayım arkadaşlar. KCC eşittir. Tekrardan arkadaşlar nikeller nerede var? Bir burada var 0,1 molar, bir de burada var arkadaşlar. Onları hemen yazıyorum. 0,1 artı 10 üzeri eksi 8 çarpı. Hidroksit nerede var arkadaşlar? Burada var. Ne kadar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Üzerine üs olarak kaç yazıyoruz? 2 yazıyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. İhmal etmemiz gereken bir durum var. 0,1 ile 10 üzeri eksi 8 arasında çok büyük fark var arkadaşlar. Sayı değerleri 0,1 10 üzeri eksi 8'e göre çok büyük bir değer. Yani bize göre çok küçük ama 10 üzeri eksi 8'e göre 0,1 çok büyük bir değer. O yüzden burada 10 üzeri eksi 8'i ihmal ediyoruz arkadaşlar. İhmal etmek ne demek? Çıkarıyoruz. Yani bunu saymıyoruz. Yok sayıyoruz. Niçin? Ekleyebiliriz ama işlem çok zor çıkar. Hesap makinesi kullanmamız gerek arkadaşlar. Normalde de sınavlarda, üniversitelerde hesap makinesi kullanabiliyorsunuz ama böyle sınavlarda, üniversiteye giriş sınavlarında hesap makinesi kullanılmıyor. Bunu ihmal ediyoruz. İhmal ettikten sonra arkadaşlar KCC değerini şöyle devam ediyoruz ya bulmaya. KCC eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 17 olmuş oluyor arkadaşlar. Bu işlemi yaptığımız zaman, buradaki çarpma işlemini yaptığımız zaman KCC'yi bu şekilde buluyoruz. Şimdi A'ya kadar bulduk arkadaşlar. Burası A'ya kadar bulduğumuz kısımdı. A diyelim. Bunun devamında nikel hidroksitin aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir demiş arkadaşlar. Nikel hidroksit için KCC değerini kaç bulduk? NiOH2 için KCC eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 17 arkadaşlar. Tekrar nikel hidroksitin bu ayrışma denklemini yazıyorum. Nikel hidroksit 2 şu şekilde. Nikel 2 artı suda aqua diyorum. Artı hidroksit OH 2 hidroksit OH eksi, bu da yine aqua olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, nikelden X kadar çözünsün.
nikel hidroksitten, nikelden de x molar oluşsun, hidroksitten de 2x molar oluşsun arkadaşlar. Biz KCC değerini bulmuştuk. Burada şimdi neyi buluyoruz? Saf sudaki çözünürlüğünü buluyoruz. KCC değerini bulduktan sonra çözünürlüğe ulaşmamız kolay olur arkadaşlar. Tekrardan KCC değeri yazdığımızda şu şekilde şu sonuç çıkıyor. Yine KCC eşittir x çarpı 2x'in üzerine 2 kat üs olarak yazıyoruz karesi. Buradan KCC eşittir 2 kere 2 4x kare 4x küp olmuş oluyor arkadaşlar. X'in molaritesini bulduğumuz zaman şu şekilde tekrar yazayım. 4x küp eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 17. 4'ler gidiyor arkadaşlar. Buradan da x küp kök, şöyle böyle x'i almayalım da şöyle şunun küp kökünü alırsak arkadaşlar, x eşittir 10 üzeri eksi 17. Bunun da aynı şekilde küp kökünü alacağız. Eksi 17 bölü 3 olmuş olur. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.